Android uygulamalarında SMS veya e-posta yoluyla iletişime geçmek istediğimizde halihazırda telefonda yüklü SMS uygulaması ve e-posta uygulaması bulunduğundan dolayı bu uygulamalara geçiş yapmamız gerekir. Dolayısıyla yine intentlere ihtiyacımız var. Aynı şekilde bir telefon görüşmesi başlatmak istediğimizde yine telefon içerisinde hazır yüklü olan bir görüşme uygulaması bulunduğundan dolayı uygun intenti kullanarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Şimdi SMS, e-posta ve telefon görüşmesi için bir uygulama oluşturalım. İletişim uygulaması dedim proje adına. Hızlıca adımları geçip projemizin oluşturulmasını sağlıyorum. 3 tane butonumuz olsun uygulama içerisinde. Hello World'ı hemen kaldıralım. Üç tane buton aldık. Butonlarımızın değerlerini hemen tanımlayalım. İlk butonumuz SMS olsun. Adı BTN SMS olarak verilsin. İkinci butonumuz e-posta olsun. Adı BTN Posta olarak tanımlansın ve BTN SMS'in altında yer alsın. Üçüncü butonumuz telefon, BTN_tel ve BTN Posta'nın altında yer alacak. Tanımlamalarımızı bu şekilde halletmiş olduk. Butonlarımızın referanslarını yine aynı şekilde ele alalım. OnCreate tarafında BTN SMS isimli bir buton değişkenimiz olsun. Butona kestedilmiş Find View by ID'den resource'ların ID'si BTN SMS olan üyesine cevap verecek şekilde tanımlamamızı da yaptık. Hemen birer copy paste darbesiyle BTN SMS'e yaptığımız gibi BTN Posta değişken adı olarak aynı ismi kullanıyorum ve BTN_tel. 3 tane butonumuz tanımlanmış oldu. Butonların yine OnClick'lerini tanımlıyor olacağız ve işlemleri adım adım gerçekleştiriyor olacağız. Hemen ilk iş olarak BTN SMS'le başlayalım. BTN SMS.set OnClickListener New OnClickListener. Aynı mantıkla BTN Posta ve BTN_tel içinde dinleyicilerimizi oluşturalım.